Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait TYT Kimya denemesinin 23. denemesini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda X, A, Y, B bileşiğini oluşturan X ve Y atomlarının elektron sayılarının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, X'in elektron sayısı 12'den 10'a düşmüş. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın, nötr durumda elektron sayısı aynı zamanda proton sayısı olacağından proton sayısı 12 iken 2 elektron vermiş ki 10'a düşmüş. Y için şunu söyleyebilirsiniz. Bakın, 7'ymiş, 10 olmuş. O zaman 7'ymiş, 10 olduğuna göre 3 elektron almış. Evet, oluşan iyonik bileşiğin formülü X3Y2'dir. Bakın, bu 3 elektron aldı. Bu da 2 elektron verdi. O zaman X artı 2, y de eksi 3 yüklendiğinde çaprazlarsanız x 3 y 2 gelmesi gerekir. Doğrudur. 2'ye baktığımızda bir tane x a y b tanci toplam 50 tane proton içerir. Bakın, x için proton sayım 12 idi. X'den ne kadar vardı? 3 mol vardı. O zaman 3 çarpı 12 artı y'den 2 mol vardı. Çarpı proton sayım da 7 idi. Topladığınızda 36 artı 14'ten 50 gelecektir. Doğrudur. 3'e baktığımızda x elementi ile y elementi aynı periyottadır. Bakın, 12 için bir elektron dağılımı yaparsanız 2, 8, 2 diye yaparsınız. Yani 3. periyottadır. 7 için katman elektron dağılımı yaparsanız 2, 5 diye yaparsınız. Yani 2. periyottadır. Dolayısıyla bu yargı yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda periyodik cetvelin baş gruplarında bulunan K ve L elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri kilo kalori bölü mol cinsinden verilmiştir. Buna göre K ve L elementleri ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki L büyük K'dır. Şöyle söyleyeyim, iyonlaşma enerjisi tablolu sorularında ne yapıyorduk? İki iyonlaşma enerjisi arasındaki farka bakıyorduk ve bu fark 3,5 katın üzerine çıktığında atomun grup numarasını belirliyorduk. Zaten baş gruplarında dediği için A grubu elementi olduğunu söyleyebiliriz. 110'dan 1070'e çıkmış, yaklaşık 10 katına çıkmış. O zaman K için 1A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. L de yine aynı şekilde, bakın, yaklaşık 10 katına çıktığı için yine 1A grubunda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bakın, K için şunu da söyleyebilirsiniz. Dördüncü bir elektronu koparamamışsınız. Biliyorsunuz atomda kaç tane elektron varsa o kadar iyonlaşma enerjisi değerini görebilirsiniz. O zaman 3 tane elektron koparabilmişseniz K'nın proton sayısı 3'tür. Yani 2, 1 diye yazdığınızda 2. periyot 1A grubunda bulunur. L için de şunu söyleyebilirsiniz. L 1A grubunda ama acaba yer olarak nerede? Biliyorsunuz aynı grupta bulunan elementler de iyonlaşma enerjisi aşağı doğru gidildikçe ne oluyordu? Azalıyordu. Bakın, herhangi bir iyonlaşma enerjisi değerine bakabilirsiniz. Bunlar aynı gruptalar ve birinin iyonlaşma enerjisi 110 ke birinin 90. Peki aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalıyorsa L'nin iyonlaşma enerjisi değeri daha düşük olduğu için L demek ki daha aşağıdaymış, K da daha yukarıdaymış. Dolayısıyla aşağı doğru inildikçe biliyorsunuz elektron verme eğilimi de artacağından dolayı L büyük K olacaktır. Doğrudur. 2'ye baktığımızda atom çapları arasındaki ilişki L büyük K'dır diye sorulmuş. Atom çapı için de şunu söyleyebilirsiniz. Yine aşağı doğru inildikçe ne olur? Çap da artacaktır. L büyük K olacaktır. Doğrudur. Aynı periyotta bulunurlar. Hayır, birisi daha altta yer aldığı için periyot numaraları farklıdır. Yanlış olmuş. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda XY karışımı homojen olduğuna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi XY karışımına örnek verilebilir diye sorulmuş. X maddesi aynı tür moleküllerden farklı tür atomlardan oluşmaktadır. Şöyle söyleyeyim, X'de aynı tür molekül farklı tür atomlar oluşuyorsa X kesinlikle bileşiktir. Y için baktığımızda tek çeşit atomdan oluşan moleküler yapılı madde dediğine göre nedir? Moleküler bir elementtir. Yani Y2 şeklinde bulunması gerekir. Evet, baktığınızda bir defa sodyum klorür, karbon tetraklorür ve su olma şansı yoktur. Y2 şeklinde olacağı için oksijen gazı olabilir ya da iyot katısı olabilir. X için şunu demiştik, bileşik olacak demiştik. Evet, bu da bileşiktir, bu da bileşiktir. Bakın, diyor ki XY karışımı homojen. Yani bunlar birbiri içerisinde çözünüyorlar. Karbondioksit biliyorsunuz apolar bir maddedir. Oksijen de nedir? Yine apolar bir maddedir. Benzer benzer çözer ilkesinden bunlar homojen karışım oluştururlar.
H2O için şunu söyleyebilirsiniz. Polar bir moleküldür. İyot da apolar olduğu için bunlar birbiri içerisinde çözünemezler. Yani heterojen karışım oluştururlar. Olmadı. Cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda kütlece %15'lik 300 gram ve kütlece %5'lik 200 gram yemek tuzu çözeltileri karıştırılıp içerisinde 25 gram daha yemek tuzu çözülüyor. Elde edilen çözeltinin suyunun 125 gram buharlaştırılıyor. Sabit sıcakta yapılan bu işlemlerde çökelme gözlenmediğine göre son çözeltinin derişimi kütlece yüzde kaç olur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Önce 300'ün %15'ini alırsak sıfırlar gitti. Ne gelir? 45 gram elimizde tuz varmış. Bakın 300'den 45'i çıkarırsanız geri kalan da yani 255 gramı da sudur. Daha sonra bakın 200 gramlık %5'lik çözeltiyi alacağız. Yani 200 çarpı %5. O da sıfırları götürdüğünüzde ne yapar? 10 gram elimizde tuz varmış. Bunun geriye kalan da nedir? 190 gram da su vardır. Bakın diyor ki elde edilen çözeltinin suyunun 125 gramı buharlaştırılıyor. Bunun 125 gramını buharlaştıracağız. 125 gram suyu uzaklaştıracağız. Ama 25 gram daha da ekleyeceğiz bakın. Yani son durumda 45, 10 daha 55, 25 daha 80 gram tuz var. 255'ten 125'i çıkardığınızda zannediyorum 200, 130 kalır. 190 daha eklerseniz de 320 gram da su varmış. Son çözeltinin yüzde değişimi için şunu söyleyebiliriz. Çözünen ne kadar? 80, çözeltim ne kadar? 400 çarpı 100 dediğinizde sıfırlar giderse %20'lik olur. Beşinci sorumuza baktığımızda bir sulu çözeltinin bazik olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi tek başına kanıtlamaz diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda HNO3'le nötralleşerek tuz ve su oluşturması demiş. Şöyle söyleyelim, asitlerle kimler nötrleşirler? Bazlar. O zaman bu baz olduğunu kanıtlayacaktır. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda hidroksit iyon sayısı hidronyum iyon sayısından fazla olması. Evet, zaten hidroksit iyon sayısı hidronyum iyon sayısından daha fazlaysa çözelti bazik özellik gösterecektir. Bu da doğrudur. C şıkkına baktığımızda çinko metaliyle hidrojen gazı çıkarması. Çinko biliyorsunuz amfoter bir metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla hidrojen gazı çıkarabilirler. Bundan dolayı bu kesin değildir. Yani asidik olma şansı da var. Bazik olma şansı da vardır. O yüzden bu kanıtlamaz. D şıkkına baktığımızda oda koşullarında pH değerinin 7'den büyük olması demiş. Evet, zaten oda koşullarında pH 7'den büyükse biz ne diyorduk? Bu madde bazdır diyorduk. Doğrudur. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirme. Yine turnusol kağıdın rengi maviye dönerse bu madde için baz diyorduk. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda ev hanımı Gizem mutfakta ve banyodaki temizlik işlerinden sonra hiçbir sorun yaşamadığı halde odalardaki zemin temizliği sonrası sürekli vücudunda kısarıklıklar oluşması sebebiyle bir doktora danışmıştır. Doktor temizlikte kullandığı temizlik malzemelerini sorduğunda Gizem Hanım mutfakta bulaşık deterjanı ve yağ çözücü, banyoda kireç çözücü ve vücut temizliği için katı sabun ve odalardaki zemin temizliği için Arap sabunu kullandığını söylemiştir. Buna göre doktor Gizem Hanım'ın aşağıdaki maddelerden hangisinin alerjisi olduğunu düşünmesi gerekir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, bakın burada ne diyoruz? Zemin temizliği sonrası sürekli vücudunda kızarıklar oluşma sebebiyle doktora gidiyor. Dolayısıyla odalardaki zemin temizliği için Arap sabunu kullanıldığı öğreniliyor. Arap sabunun formülü neydi? 17 karbon, 35 hidrojen, COO eksi ve K artı şeklindedir. Arap sabunun formülü. O zaman cevabımız B şıkkı olur. Şunları da isterseniz söyleyelim. Eğer uçta sodyum varsa biz buna katı sabun ya da sert sabun diyoruz. Eğer uçta K varsa biraz önce söyledim. Arap sabunu ya da sıvı sabun diyoruz. Yumuşak sabun da alabilirsiniz. Bazen o şekilde de sorabilirler. Eğer uçta SO3, NA ve benzen halkası görürseniz arkadaşlar bunun formülü deterjandır.
SO4 Na olan kısmı çok bilmenize gerek yok. Na2CO3 de zaten nedir? Çamaşır sodasının formülüdür. 7. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen tabloda X, Y ve Z elementlerinin kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z elementleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Atomların değerli elektron sayıları aynıdır. 9 için yazarsanız bakın 2, 7 diye yazarsınız. Değerli elektron sayısı 7'dir. Y 17 için 2, 8, 7 diye yazdığınızda yine son katmanda 7 elektronu vardır. Z 35 için 2, 8, 18, 7 diye yazdığınızda yine son katmanda 7 elektronu vardır. Dolayısıyla değerli elektron sayıları aynıdır. Z'nin molekül arasındaki çekim kuvveti aynı sıcaklıkta X ve Y'den fazladır demiş. Şöyle söyleyeyim bakın Z'nin kaynama noktası en fazladır. Biliyorsunuz kaynama noktası çekim kuvvetiyle doğru orantılıdır. O zaman bu yargımız da doğrudur. Yoğun fazla moleküller arasında sadece London kuvvetleri etkindir. Evet, yoğun fazla yani katı ve sıvı halde moleküller arasında sadece London kuvveti etkilidir. Çünkü bunlar nedir? Ametallerdir. Ametallerde odak koşullarında moleküler halde bulunurlar ve apolar olduklarından dolayı sadece London etkileşimi yaparlar. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.